Kent Yaşam TV'den hepinize merhabalar. Bugün vatandaşlara merak ettiğiniz soruları soruyoruz. Kanalımıza abone olup, videolarımızı beğenip, paylaşmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Nerede oturuyorsunuz? Ben Cennet Mahallesi'nde oturuyorum. Belediyenin hizmetlerinden ve başkanından memnun musunuz? Yani şu son dönemde yani Cennet Mahallesi açısından memnunum yani. Çünkü düzenli olarak bu yollara bakılıyor. Yani gerekli çalışmalar yapılıyor. Çöpler filan alınıyor. Çöplerin alınmadığını görmedim yani. Tabi bazı ufak tefek şeyler var. En önemli şey mesela köpekler. Başıboş dolaşan köpekler var. Zabıtalar onlara müdahale etmiyorlar. Mesela pitbulllar tarzı cins hayvanlar var. Yani onlara düzenli olarak kimlik sorulması lazım. Çünkü o hayvanlar saldırgan hayvanlar. Maksat bir şey olmadan, bir insanın başına bir şey gelmeden müdahale edilmesi lazım. Peki bundan sonraki süreçte bir hizmet beklentiniz ve bir proje beklentiniz var mı? Yani Küçükçekmece Belediye açısından. Yani benim kafamda şu an planlanmış bir hizmet yok Küçükçekmece açısından. Mesela şey deniyordu, metro projesi. Küçükçekmece'ye metro. Yani bu Cennet Mahallesi şu E5'in kenarından metro Beylikdüzü'ne doğru gidecekti. O mesela ya da Sefaköy'e kadar gelecek, devam edecek bir metro vardı. Herhangi bir ilerleme yok yani Çekmece'ye. Yani bir metro gelmiyor. Eski metromuz var mesela Halkalı Sirkeci hattı. Şimdi şey Marmara ile şey yapıldı, o devam ediliyor. Ama metro olarak herhangi bir yeni şey yapılmadı. Anladım. Yani devam eden çalışmalar var. Görüyorum ama mesela bu Cennet civarında öyle bir çalışma yok. Bir de bu şeyin Cennet Mahallesi'nin yoluna daha öncelik verilmesini istiyorum. Burası çünkü Çekmece'nin en merkezi alanı. Yani görüyorsunuz şurada bakım var ama şey yapılıyor, şöyle bir sıkıntı oluyor. Şu kaldırımı yapıyor. Yaparken o kaldırım maksat olsun. Yani oraya bir taşı koyalım. Ama ne renk uyumu var, ne şey var, herhangi bir şey yok. Yani o alanı, mesela şuradaki şeyi görüyorsunuz. Yapılmış mı yapılmış. Ama orada o taşı almış, oraya koymuş. Yani estetik açısından bir şey yok. Nerede oturuyorsunuz acaba? Cennet Mahallesi Küçük. Belediye hizmetlerinden ve belediye başkanından memnun musunuz? Tabii memnunuz. Yani ben burada yeni ikamet ediyorum. Yaklaşık 4 yıl oldu. Geldiğimde vardı başkan zaten. Memnunuz. Yani çevreye olsun, esnaflı olsun ilgilenen bir başkan. Peki bundan sonra istediğiniz bir hizmet veya proje var mı? Şöyle şu anda mesela gördüğünüz gibi motorlar geçiyor. Burası yürüyüş yolu. Buraya motorların girmesi uygun değil. Paket servis yapan esnaflar var ama yani burada aileler çocuklarıyla geziyor. Ve inanın ufak tefek kazalar deyip geçmeyin, ciddi yaralanmalara sebep oluyorlar. Bu konuda biraz üstüne düşülebilir. Çevre konusunda temizliğe gerçekten önem veriyor. Etraf gerçekten temiz. Ama dediğim gibi işte bu yürüyüş yoluna biraz önem göstermesi gerekiyor. Yani buranın en büyük sorunu bu motorlar. Park sorunu. Diğer haricinde memnunuz yani başkanlar. Başarılarında devamını diyoruz. Nerede oturuyorsunuz? Cennet Mahallesi'nde. Cennet Mahallesi'ne. Belediyenin hizmetlerinden ve belediye başkanından memnun musunuz? Açıkçası pek de değilim. Pek de değilsiniz. Pek de değilim. Neden? Yani bundan önceki AK Parti döneminde de şey dedik, memnun değildik. Ama daha önceki belediye başkanı o daha iyiydi. Öyle diyorsun. Hakikaten yani biz onu arar olduk. Peki bundan sonra istediğiniz bir hizmet ve bir proje var mı? Proje ekmek. Ekmek. Ya memnun değilim. Ama ondan kaynaklı olduğunu da çok düşünmüyorum. Çünkü yani nasıl diyebilirim? Şu an zaten başta olan bir kesim var. Bu kesimde şu an yani çok büyük bir şehirde yaşıyoruz. 15 milyon neredeyse insan var. Yani bunlara hizmet etmek çok zor bir iş. Onu da anlıyorum ama benim şey yaptığım şey şu. Yani 15 milyonun olduğu bir yerin böyle olmaması gerekiyor. Daha çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Bu kadar çok insanın, popülasyonun burada olması. Hele zaten Küçükçekmece, bir de sanırım Esenyurt. Nereden baksanız 800 bin kişi var. Geçen bakmıştım nüfusa tahminen. Hatta tahminen değil, sayısal verisel olarak da öyle. Yani bir de mesela bizim bilmediğimiz yabancı uyruklu vatandaşların çarpı 2 katına çıkıyor. 1,5 milyon. Ben kendi ülkemin refahını süremezken başkalarının sürmesi ayrı bir keza. Yani en büyük şikayetim zaten hani herkesin şikayeti var diye düşünüyorum yabancı uyruklu vatandaşların. Tabii ki gelsin kalsın ama gitsin. Çünkü ben kendi ülkemin refah seviyesini yükseltemiyorum kendimi. Ama o sürebiliyor. Ona verilen bir maaş veriliyor, şu veriliyor, bu veriliyor. Bunun da sebepleri var.
var. Almanya kendi ülkesini almak istemiyor. Parasını veriyor. Büyütüyor. Ya konuşmak istersem çok konuşurum bu arada. O kadar konuşayım daha yoksa sabaha kadar konuşurum. Burada Cennet Mahallesi'nde. Cennet Mahallesi'nde. Belediyenin hizmetlerinden ve başkanından memnun musunuz? Özellikle park ve çevre, park bahçe düzenleme konusunda memnun değilim. Burada yeni bir basketbol sahası vardı. Uzun zaman sonra açıldı. Park kısmı yani basketbol sahası açıldı, park kısmı açıldı. Hani biz açılıyor diye sevindik ama yıllarca bakımsız kalmış, sadece barikatları kaldırmışlar. O şekilde duruyor. Onun dışında hani burada temizlik konusunda iyi olduğunu düşünüyorum. Yani burada sürekli birileri temizliyor. Tabii vatandaşlarımız yere bir şeyler atmasa çok daha iyi olur. Hani orası da farklı bir durum. Ama özellikle park ve bahçe düzenleme konusunda hani zaten İstanbul bu konuda yeterli bir şehir değil. Hani çok kısıtlı yeşil alan var hava alabileceğimiz. Hani bu konuda daha iyi olabilir bence. Şey konusunda memnunum. Sosyal etkinlikler olsun. Mesela Cennet Kültür Merkezi çok güzel şeyler yapıyorlar. Mesela bu konuda memnunum. Peki bundan sonraki süreçte beklediğiniz bir hizmet veya bir proje var mı? Ya üniversite öğrencileri, lise öğrencileri için olabilir. Yani özellikle lise öğrencileri için. Çünkü hani eskiden şey çok daha kolaydı. Biz sosyal etkinliklere çok kolay katılıyorduk işte. Konser olsun, kurslar olsun. Hani en basitinden bir gitar bağlama. Hani ben ilk bağlamamı 50 liraya almıştım. Şu an 50 liraya bir enstrüman almanız mümkün mü? Hayır değil. Bu konuda mesela daha hani kitap alabilecekleri, filme gidebilecekleri, hobileri için harcayabilecekleri şeyler konusunda bir finansal destek beklerdim belediyeden. Küçükçekmece'ye Aşık Veysel Caddesi'nden. Belediyelerin hizmetlerinden ve belediye başkanından memnun musunuz? Ben sıkıntı görmedim. Mesela hizmetleri var, camilere yardım ediyor. Sıkıntı yok, çok güzel. İstediğimiz hizmet nedir biliyor musunuz? Bu evleri mesela konut yapılarını garajlı olarak ruhsat vermesini istiyoruz. Yani evimizin önünde arabalar park ediyor, evimizin önünde bir eşya taşıyamıyoruz. Yani bu mesela bir bina ruhsatı mı veriliyor, onu şey yapsınlar yani garajlı mecbur tutsunlar. Tepe üstünde. Tepe üstünde. Belediyenin hizmetlerinden ve belediye başkanından memnun musunuz? Evet memnunum. Bundan sonra istediğiniz bir hizmet veya proje var mı? Yok. Geçmiş belediyelerde bu bir şey farklı gösterdi tepe üstünde. Hani şey 70'ten beri ben buradayım. Biliyorum hani az çok. Bu hani şey bu kadar olur hani bu iş. Memnunuz. Peki bundan sonra bir beklentiniz var mı? Bir projeniz, farklı bir hizmet beklentiniz var mı? Yok şimdi. Peki teşekkür ederim. Memnunum. Peki bundan sonra istediğiniz bir hizmet veya bir proje var mı? Valla proje dediğiniz zaman yani gereğini yapıyor. Yani kireçlerdir, parklardır, temizliktir. Onun haricinde bir gökdelen falan öyle çılgın projeler bizde yoktur. Peki şu anda yeşil alanımız çok fazla yok. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeşil alanın olması için yer olması lazım. Yok ki. Biz de o önceki belediye başkanlarının ben hiçbir kere bu caddede görmedim ki burada bir belediye başkanı kimdir? Hiç görmedim ama Kemal Çebi cenazeleri onların bunlar her şeye yetişiyor yani. Teşekkür ederim. Arkadaşımız yani 40 yıldır. Teşekkür ederim abi. Florya'da oturuyorum. Florya'da oturuyorsun. Peki belediyenin hizmetlerinden ve belediye başkanından memnun musun? Memnunum şu an hiçbir sıkıntı duymadım, görmedim de. Peki ya bundan sonraki süreçte bir beklentim hizmetten, bir beklentim ve proje önerin falan var mı? Ya belediye başkanına değil de başka büyüklere var. Tabii. Ne gibi? Şu an ekonominin durumu ortada yani. Onların düzelmesini istiyoruz. Öğrencilere bayağı zorluk. Çünkü yetmiyor açlık maçlık. Hep babalarımızdan istiyoruz. Ama bilmiyorum, ekonominin düzelmesini isterim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Cumhuriyet Mahallesi'nde. Belediye hizmetlerinden ve belediye başkanından memnun musunuz? Memnunuz. Peki bundan sonraki süreçte İstediğiniz bir hizmet, bir proje var mı? Projesi su, ceryan, gaz. Bunlar bizim ocağımız batırıyor, virgüler. Bunlardan razı değiliz yani. İnşallah yeni hükümet gelir de bunları biraz düzene sokar yani. Zamlardan mı şikayetçisiniz? Ya zamlardan şikayetçiyiz. Zamları da belediye koymuyor herhalde. Hükümetten geliyor. O kadar. Teşekkür ederim.